Merhabalar arkadaşlar. Modelin ikinci bölümüne başlayalım. Bu bölümde kol altında birleştirmesini yapıp beden bölümünü öreceğiz. Bu kısımdan itibaren haraşo örgü olarak devam ediyoruz. Arka yüzdeyim. Kol altına kadar haraşo örerek gelelim. Örerek geldim. Sol çişimde bir ilmek kaldı. Diğer taraftan ilmekleri kaydırıyorum. İki ilmeği birlikte örerek kol altında birleştirmeyi yapıyorum. Yine haraşo örüyorum. Diğer kol altına kadar örüp gelelim. Sol şişte yine bir ilmek kaldı. Diğer taraftaki yine bir ilmekle ikisini birlikte örerek birleştirmiş oluyorum. Uca kadar örüp gelelim. Ön yüze geçtim. Kol altında birleştirme yaptığımız sıra buradaki haraşo örgümüzün birinci sırası oldu. Bu kısmı 10 sıraya tamamlayalım. 10 sıra haraşo örelim. 12 haraşo sırasında bir iliklerimizi de açmayı unutmayalım. 10 sıra örüp devam edelim. 10 haraşo sırası ördüm. Şimdi buradaki kurdele bağcık için bir sıra ajur yapacağız. 7 ilmek düğme bandını örelim. 1 doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Ardından tekrar doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Dört ilmek aralıklı doluyoruz ve iki ilmeği birlikte örüyoruz. Bu şekilde diğer uca kadar gelelim. Ve son kez dolayıp iki ilmeği birlikte ördüm. Arka yüzde tüm ilmekleri yine haraşo örerek devam ediyoruz. Bu şekilde biraz örüp haraşo sırasını ilerletelim. Devam edelim. Bağcık bölümü için yaptığımız ajur sırasından sonra 12 haraşo sırası ördüm. Şimdi alt kısımdaki ajur bölümünü yapacağız. Buradaki ajurla robadaki ajur aynı. Sadece başlangıç sayıları farklı. Şimdi yapmaya başlayalım. 7 ilmek olan düğme bandını ördüm. 4 ilmek örüyorum. 4 ilmek ördüm. 1 doluyorum. Burada 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. 2 ilmeği de bu şekilde yandan
alarak birlikte örüyorum. Buradaki üçgenlerimizin kurulumunu yapıyoruz. Bir doluyorum. Arada bir ilmek. Onu örüyorum. Diğer yanından dolayıp hemen yan tarafındaki iki ilmeği birlikte örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ortada 5 ilmek ördüm. Diğer yandaki hemen 2 ilmeği de birlikte örüyorum. Doladım. 1 ilmek ördüm. Tekrar doladım. Diğer üçgene geçtim. 2 ilmeği birlikte ördüm. Ortada 5 ilmek. Diğer yandan bu şekilde girerek 2 ilmeği birlikte örüp üçgenin diğer kenarını da tamamlamış oldum. Bir doladım. Ortada 1 ilmek. Tekrar dolayıp diğer üçgene geçiyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. Ortada 5 ilmek. Diğer kenardaki 2 ilmeği de soldan girerek bu şekilde birlikte örüyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Sonuncu üçgen ajurumu da yaptım. Şimdi diğer tarafta düğme bandından hariç 4 ilmek örmüştük. Bu tarafta 5 ilmek kalıyor. Bir doluyorum. Üçgeni yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimi ördüm. Kalan 7 ilmekte düğme bandını örüyorum. Arkada robadaki ajurlarda yaptığımız gibi bu ortadaki kısmı haroş örgü yapıyoruz. Üçgen olan kısmı ise ters örgü yapıyoruz. Ön yüze geçtim. Düğme bandını ördüm. Kalan ilmeklerimi de örerek geliyorum. Birinci sırada artırmış olduğum ilmeği ördüm. Hemen artırıyorum. Bir doladım. Yine iki ilmeği birlikte ördüm bu kenarda. Ortada 3 ilmek ördüm. Hemen diğer kenarda 2 ilmeğimi de çevirip birlikte örüyorum. Tekrar doladım. 3 ilmek olan haroşa bölümü ördüm. Tekrar doluyorum. Diğer üçgene geçtim. 2 ilmeği birlikte ördüm. Ortada 3 ilmek ördüm. Diğer kenarda kalan 2 ilmeği çevirdim. Birlikte ördüm. Tekrar doluyorum. Haroşa bölümü örüyorum. Tekrar doladım. 2 ilmeği birlikte örüp ortada 3 ilmek örüyorum. Diğer tarafta kalan 2 ilmeği birlikte örüp bu üçgeni de tamamlıyorum. Model ortaya çıktı. Bu şekilde bu sırayı tamamlayıp arka sırayı da örüp ön yüze geçelim. Ön yüzde modelin 3. sırasına geçtim. Haroşa kısmı örerek geldim. Bir doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Ortada 1 ilmek. Kalan 2 ilmeği de çeviriyorum. Ve birlikte örüyorum. Doladım. Haroşa kısmı örüyorum. Tekrar doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ortada 1 ilmek. Buradaki ilmeklerimi çeviriyorum. Ve birlikte örüyorum. Doladım. Haroşa kısmı örüyorum. Bu şekilde modelin 3. sırasını yapıp 4. sıraya geçelim.
Arka sırayı da örüp ön yüze geçtim. Modelin dördüncü sırasındayım. Haroşa bölümü örerek geldim. Bir doluyorum. Kalan 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir doladım ve haroşa kısmı örüyorum. Tekrar doluyorum. Kalan 3 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar dolayıp haroşa kısmı örüyorum. Bu sırayla bu üçgen tamamlanmış oluyor. Arka yüzde tüm ilmekleri haroşa örüp ön yüze gelelim. İkinci sıradaki ajur kısmına geçiyoruz. Yine haroşa bölüm örerek geldim. 11 ilmek ördüm. Burada 4 haroşam var. Bir ilmek de bu üçgenin hemen tepesindeki ilmek. Bir doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Yanındaki ilmeği ördüm. Bir doluyorum. 1, 2, 3 ilmek. Bu 3 ilmek alttaki üçgenin hemen tepe noktasına gelecek. Yani buradaki şu kısmı yapıyoruz. Tekrar doluyorum. 1 ilmek ördüm. 2 ilmeği de yandan bu şekilde girerek birlikte örüyorum. Bir doluyorum. Buradaki 1 ilmekte alt sırada yaptığımız üçgenin hemen yanında haroşa bölüme başladığımız 1 ilmekle aynı hizada olacak. 1 ilmeği örüyorum. Yanından doladım ve 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yanındaki 1 ilmeği örüyorum. Tekrar doladım. Ortadaki üçgenin 3 ilmeğini örüyorum. Doladım. 1 ilmek ördüm. Yanındaki 2 ilmeği bu şekilde soldan girerek birlikte örüyorum. İkinci üçgen de tamamlandı. Şimdi haroşa bölümündeki 1 ilmeği doladım. 1 ilmek ördüm. Tekrar doladım. 3. üçgene başlıyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. Yanında 1 ilmek ördüm. Doladım. Orta kısımdaki üçgenin 3 ilmeğini ördüm. Tekrar doluyorum. 1 ilmek örüyorum. Yanında 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bu üçgen de tamamlanmış oldu. Haroşa kısma geldim. Bir doladım. Bir ilmek ördüm. Tam ortasındaki ilmeği. Tekrar doluyorum. Dördüncü üçgenin iki ilmeğini birlikte ördüm. Yanında bir ilmek ördüm. Bir doladım. Ortadaki küçük üçgenin 3 ilmeğini ördüm. Tekrar doluyorum. 1 ilmek örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği de birlikte örüp üçgeni tamamlıyorum. Bir doluyorum. Haroşa kısmındaki 1 ilmek ve tekrar dolayıp diğer üçgene başlıyorum. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Arka sırayı örüp ön yüze gelelim. Arka yüzü örüp ön yüze geçtim. Şimdi haroşa bölümü örüp bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yanındaki ilmeği örüp tekrar dolayıp ortadaki 3 ilmeği birlikte örüyorum. Yanından doluyorum. 1 ilmek örüyorum.
iki düz ilmeği çevirip birlikte örüyorum. Tekrar dolayıp 3 ilmek haroşa kısmı örüyorum. Tekrar doluyorum. İkinci üçgene geçiyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. Yanındaki ilmeği ördüm. Bir doladım. Ortadaki üçgenin, küçük üçgenin 3 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum. Tekrar doladım. Bir ilmek ördüm. Diğer kenardaki iki düz ilmeği birlikte ördüm. Doladım. Haroşa kısmı örüyorum. Tekrar dolayıp üçüncü üçgene geçtim. İki ilmeği birlikte ördüm. Yanında bir ilmek ördüm. Doladım. Ortada 3 ilmeği birlikte ördüm. Doladım. 1 ilmek ördüm. 2 ilmeği çevirip birlikte ördüm. Doluyorum. Haroşa kısmı örüyorum. Bu sırada böyle bunu da tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka sırayı örüp ön yüze geldim. Buradaki haroşa kısmı ördüm. İkinci ajur sırasının ön yüzde üçüncü sırasındayım. Doladım. İki ilmeği birlikte ördüm. Yanındaki ilmeği 2-3 ilmeği ördüm. Kalan 2 ilmeği çevirdim. Doladım. Haroşa bölümü ördüm. Tekrar doladım. İkinci üçgene başladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. 1-2-3 ilmeği ortada ördüm. Kalan 2 ilmeği çevirip birlikte örüyorum. Tekrar doladım. Haroşa bölümü örüyorum. Doladım. Üçüncü üçgene geçtim. 2 ilmeği birlikte ördüm. 1-2-3 ilmeği ördüm. Kalan 2 ilmeği de çevirip örüyorum. Dolayıp haroşa kısmı örüyorum. Ön yüzde dördüncü sıraya geldim. Doladım. 2 ilmeği birlikte örüp ortada 1 ilmek örüyorum. Kalan 2 ilmeği de çeviriyorum. Bir doluyorum. Ajur kısmını. Haroşa bölümü ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Ortada 1 ilmek. İlmeklerimi çevirdim. 2 ilmeği birlikte ördüm. Tekrar dolayıp yine haroşa kısmı örüyorum. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. 1 ilmek ördüm ortada. Kenarda kalan 2 ilmeği de birlikte ördüm. Arka yüzü de örüp ön yüze geçtim. Buradaki üçgenin 5. ve son sırasındayız. Bir doladım. Kalan 3 ilmeği birlikte örüyorum. Doladım. Haroşa bölümü örüyorum. Tekrar doladım. Kalan 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum.
bir doluyorum ve ajur kısmını örüyorum. Bu üçgen de tamamlandığı için arka yüzde yine tüm ilmekleri haroşa örüyoruz. Bu üçgenlerden toplamda 10 tane var. Ayrımları da şu şekilde düşüyor. 2 üçgen ön parçaya, 1 üçgen yanda, 4 arkada, yine 1 yanda, 2 de öne kalıyor. Arka yüzü örüp ön yüze geçip 3. sıraya başlayalım. 3. ajur sırasının kurulumuna başlıyorum. 10 ilmek haroşa örerek geldim. 1 doluyorum. Burada 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yanında 1, 2 ilmek ördüm. Doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum. Tekrar doladım. 1, 1 ilmek ördüm. Yanındaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. 3. ajur sırasının kurulumuna başlıyorum. 11 ilmek haroşa örerek geldim. 1 doluyorum. 1, 2, 3 ilmek örüyorum. 1 doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum. Tekrar doladım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bu sırada diğer üçgenlerde yaptığımız gibi ilk başta 2 ilmeği birlikte örerek kesme yok kurulumunda. 1 doluyorum. 1 ilmek ördüm. Tekrar doladım. Diğer üçgene başladım. Yine burada tek kalan ilmeğimiz, onu baz alarak her iki tarafından artırıp haroşa bölümü başlatıyoruz. 2, 3 ilmek ördüm. 1 doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördüm. Doladım. 1, 2, 3 ilmek örüp ikinci üçgeni de tamamladım. 1 doluyorum. 1 ilmek örüyorum. Tekrar doladım. 3. üçgene başlıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek ördüm. 1 doladım. Ortada 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Buradaki 5 ilmeklik bölüm yine orta kısımdaki üçgen. Doluyorum. 1, 2, 3 ilmek örüp üçgeni tamamlıyorum. Tekrar doladım. Ortada 1 ilmek. Tekrar diğer yanından dolayıp diğer üçgene başlıyorum. Bu şekilde kurulumunu yapalım. İkinci sırasına geçelim. Ön yüze geçtim. Modelin ikinci sırasına başlıyorum. 1 doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yanındaki 1, 2 ilmeği örüp 1 doluyorum. Ortadaki üçgenin 2 ilmeğini birlikte örüyorum. Ortada 1 ilmek. 2 ilmeği de çevirip birlikte örüyorum. Tekrar doladım. 1, 2 ilmek ördüm. Kalan 2 düz ilmeği de çevirerek birlikte örüyorum. 1 doluyorum. 1, 2, 3 ilmek haroşa bölümü örüyorum. 1 doladım. 2. üçgene geçiyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. Yanında 1, 2 ilmek örüyorum. Doladım. Ortadaki küçük üçgenin 2 ilmeğini birlikte örüyorum. 1 ilmek ortada. 2 ilmeğini çeviriyorum. 1 doluyorum. 1, 2 ilmek ördüm. Kenarda kalan 2 düz ilmeği de birlikte örerek
İkinci üçgeni tamamlıyorum. Ve dolayı paraşa kısma devam ediyorum. Modelin üçüncü sırasına geçtim. Ön yüzde bir doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. İki ilmek ördüm, bir doladım. Ortadaki üçgenin üç ilmeği kalmıştı. Onları da birlikte örerek kesiyorum. Bir doluyorum. Bir, iki ilmek ördüm. Kalan iki ilmeği de çevirip birlikte örüyorum. Bir doladım. Haroşa bölümü örüyorum. Bir doladım. İki ilmeği birlikte ördüm. Bir, iki ilmek ördüm. Doladım. Üç ilmeği birlikte ördüm. Tekrar bir doladım. Bir, iki ilmek örüp kalan iki ilmeği de çevirip birlikte örüyorum. Bu sırayı da tamamlayalım. Bu arada ipimden çok az kaldı. Bunu bitirip diğer yumağa geçeceğim. Kullandığım ip 250 metre, 100 gram olan bir ip. Diğer yumaktan da fazla gideceğini sanmıyorum. Hemen hemen bir yumak, diğer yumaktan da çok az bir miktar kullanacağız. Model ve ipler hakkında şöyle bir konuyu da açmak istiyorum. Bu modelde ilk ördüğüm Nako Elite Baby. Bunu Nako Elite Baby ile ördüm. Fakat anlatım için Kartopu Baby One seçtim. Renginden dolayı. Şöyle bir sorun var. Sürekli örgü yapanlar da bilir. 1,5 yıldır falan İpler eski kalitesinde değil maalesef. İki ip aynı kalınlıkta. Hemen hemen eşit sayılır. Fakat şu an aldığımız ipler kar topunda özellikle ince çıkıyor. Bu modelde de şöyle ayarlamasını yapabilirsiniz. Bunu da üzerinden unutmadan geçmek istiyorum. Nako Elite Baby ile ördüğüm 1,5 yaşa kadar olur, hatta üstüne de olabilir. Fakat yine aynı sayılarla ördüğümüz bu model 9-12 aya yakın kullanılabilir. Çünkü dediğim gibi son alınan seriler hep ince çıkıyor. Siz de yaş ayarlamasını öyle yapabilirsiniz. Çünkü bu modelde biraz bu kısımdan dolayı, modelden dolayı ayarlaması zor olur. Zaten bilenler ayarlayabilir. İleriki yaşlar için misal olarak daha kalın bir ip seçip yine kalın bir şişle bu sayılarla 2-3 yaşa kadar örebilirsiniz. Ama hani bu kalınlıkta bir iple 4-5 yaşa kadar örmek istiyorsanız buradaki ajurdan bir tane daha ekleyip robayı öyle bitirebilirsiniz. Ardından beden kısmını da ona göre ayarlayabilirsiniz. Aylık bebekler için de daha küçük hazırlamak istiyorsanız yine bu sayılarla ince bir ip ve ince bir şişle hazırlayıp 6-9 aya uygun örebilirsiniz. Ön yüzde modelin dördüncü sırasına geldim. Bir dolayıp iki ilmeği birlikte ördüm. 3, 4, 5 ilmek ortada ördüm. Kalan iki ilmeği çevirdim. Ve birlikte ördüm.
doladım. Haroşa bölümü örüyorum. Doladım. İki ilmeği birlikte örüp ortada 5 ilmek örüyorum. Kalan 2 ilmeği çeviriyorum. Birlikte örüyorum. Dolayıp haroşa bölümü örüyorum. Modelin ön yüzdeki 5. sırasına geldim. Bir doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Ortada 3 ilmek örüyorum. Kalan 2 ilmeği çeviriyorum ve birlikte örüyorum. Bir doladım. Haroşa bölümü örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ortada 3 ilmek örüyorum. Kalan 2 ilmeği çeviriyorum ve birlikte örüp bir dolayıp haroşa kısma devam ediyorum. Modelin 6. sırasına geçtim. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ortada 1 ilmek örüyorum. Kalan 2 ilmeği de çevirip birlikte örüyorum. Bir doluyorum. Haroşa bölümü örüyorum. Yine bir doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Ortada 1 ilmek örüyorum. 2 ilmeği de çevirip birlikte örüyorum. Bir dolayıp haroşa kısmı örüyorum. Modelin 7. ve son sırasına geldik. Yine bir doluyorum. Kalan 3 ilmeği birlikte örüyorum. Bir doluyorum. Haroşa kısmı örüyorum. Tekrar bir doladım. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Dolayıp haroşa kısma devam ediyorum. 7. ve son sıra böyle. Bu sırayı tamamlayıp arka yüzde de yine tüm ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Ardından etek ucundaki bu dilimli kısma geçeceğiz. Kol ucunda yaptığımız gibi aynı modeli uygulayacağız. Modelin sonuna yaklaşırken yeni modeller için bu videonun altına Instagram sayfamın linkini bırakıyorum. Linki tıklayarak sayfama ulaşabilir, Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada tasarımı bana ait birçok model var. Beğendiğiniz modelleri bu videonun altına yorum olarak yazın. En çok istenilen modelleri sırayla anlatırım. YouTube kanalımda birçok izlenen, sevilen videolarım olmasına rağmen ne yazık ki YouTube önerilenler kısmına fazla çıkamıyor videolarım. Sizlerden ricam videolarımı beğenip emoji dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Çünkü yorum çok etkili. Daha fazla kişiye ulaşmam için ne kadar fazla yorum olursa o kadar çok önerilenler kısmına çıkıyor. Bana desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Arka yüzde tüm ilmekleri haroşa örerek tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi buradaki dilimleri yapmaya başlayacağım. Kol ucunda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlmeğin içinden bu şekilde ilmek çıkaracağız. 2 3 ve 4.
1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Şişteki 3 ilmeği de birlikte örüyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmeği ördüm. Çevirdim. Bu uçta da yine İlk ilmeği örmeden alıyorum. 1 1 ilmeği ördüm. Diğer şişteki 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar çevirdim. Burada 2 ilmeği örüyorum. Çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Giderek kese kese eksiltiyoruz. Tekrar çevirdim. Örmeden aldım. 1 ilmeği de ördüm. Tekrar çeviriyorum. Ve kalan 1 ilmeği de diğer ilmeklerle üçünü birlikte örerek kesiyorum. Şimdi kalan ilmeği diğer şişe aktarıyorum. Oradaki ilmekle birlikte örüp bir ilmek kesiyorum. Bu ilmeğin içinden yine 4 tane ilmek çıkarıyorum. Dört ilmek çıkardım. 1, 2, 3 ilmeği ördüm. Şişteki 3 ilmeği de kesiyorum. Çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Sol şişteki artırdığım 3 ilmeği de ördüm. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi ördüm. 3 ilmeği de birlikte örerek kesiyorum. İlk ilmeği örmeden yine bu tarafta da alıyorum. 2 ilmeği örüyorum. Örmeden aldım ve 3 ilmeği birlikte ördüm. Sağ şişimde 1 ilmek kaldı. Onu da bir kez örüyorum. Bu sırada çeviriyorum ve 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Diğer şişe aktarıp 1 ilmek kesiyorum arada. Ve bu işlemi diğer uca kadar tüm ilmeklerimiz bitene kadar tekrarlıyoruz ve bitiriyoruz modelimizi. Modeli tamamladım. Şimdi düğmelerini dikeceğim. Bu modele ben inci düğmeyi çok yakıştırıyorum. Bu yüzden inci düğme kullanacağım. Siz istediğiniz düğmeyi kullanabilirsiniz. Düğmeleri dikip gelelim. Düğmeleri diktim. Şimdi kurdelesini geçirmeye başlıyorum. Kurdele yerine ördüğünüz bir bağcığı da yine kullanabilirsiniz. Model tamamlandı.
Etek ucu ve kol ucunda yaptığımız bu dilimli kısım iç tarafa doğru kıvrılıyor. Ben bunun için de elimle tek tek hepsine formunu vererek düzeltiyorum. Düz bir zeminde üzerine ağırlık koyuyorum. Birkaç gün bekleyip kendi kalıbını almış oluyor. Bu güzel model tamamlandı. Tam da prenseslere özel layık bir model oldu. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Yaptığınız modelleri Instagram sayfamdan bana ulaştırmayı unutmayın. Hepsini yayınlıyorum. Videomu beğenip model ile aklınıza takılan tüm soruları yorum bölümüne yazın lütfen. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.